Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber oran ve kurları inceleyeceğiz. Paramızı nasıl değerlendirebiliriz, onlara bakacağız. Arkadaşlar günlük olarak hesaplıyoruz, tamam mı? Burada mesela atıyorum faiz 17,5 lira olarak gözüküyor, doğru mu? Şimdi 7 şey alırsak 75 bin lirayla 200 bin lira, 250 bin lirasında bir para atarsak bu 20,5'a çıkıyor. Şöyle yapalım. Şimdi 17.500 diyelim ki bizim elimizde 10.000 lira paramız var. Bu para günlük 4,5 lira, yani 4,55 lira parası geliyor, tamam mı? Bunun vergisi ödeniyor, yani şurada gözüküyor. Brüt kazancınız, yani brüt kazanıyor. Vergisini geçiyor, yani günlük net faizim 4,55. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliyorsun. Hemen şöyle anlatabilirim. 4,55 çarpı 30, doğru mu kanka? 136 lira para yapıyor. Yani maaşına 10, yani 136,5 lira para koymuş oluyorsun. Yani sen her ay 10 bin lira atabilirim dersen. Ama bir taraftan da şöyle geldik. Sen bunu ay olarak verirsen, ama 32 gün olarak verirsen, 30 gün değil de 32 günlük olarak verirsen 220 lira para alıyorsun. Bu da günlük 200 20,71 bölü 32. Bu da 6,89 kuruş almış oluyorsun. Eksi 4,55 çıktığında yani günlük olarak 2,34,5 lira faiz koyuyor. Bu da ortalama 70 lira kadar aylık kazancı koyduğun para kadar oluyor. Yani düz hesap yapacak olursa birisinden 220 kazanıyorsun. Birisinden 136 lira para kazanıyorsun. Aradaki fark, 32 gün boyunca paranı çekemezsin. Ama dersin ki mesela benim paraya ihtiyacım yok. Ben bu parayı değerlendirmek istiyorum. Ben bunu 32 gün sonra almak istiyorum dersen, bu 84 lira üstüne fark ekleniyor, tamam mı? Bu sefer ne oluyor? 220 liralık olan şeyi alıyorsun. Ama sen diyorsun ki benim günlük param kalsın. Ne olur ne olmaz. Ben paramı işte 10 gün, bana gecik şey istemiyorum. Yani 10 gün sonra kullanacağım. O yüzden günlük koyabiliyorsun kanka. İstersen 2 günde, istersen 1 günde koyarsın. Mesela saat 23,59 olmadan, yani o saate kadar süren var. Ondan sonra çift sıfır çift sıfırdan sonra onunla koyduğun zaman başka güne geçiyor. Bir daha günün çift sıfır çift sıfırında çekebilirsin. Para sana bir, yani 32 günün altında bir günde lazımsa günlük faize koy. Ama 32 günden fazla bir güne ise, örnek veriyorum, tıkladığımızda burada da 46,5 gün diyor. Ama bunda şey değer değişmiyor. Faiz değişmiyor. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. 27.025 lira. 27,25 faiz. Ama bak, böyle yapmanızı tercih etmem. Çünkü burada alırsın, tamam mı? Burada aldığını bir daha koyarsın. Bir daha koyarsın. Dersin ki mesela ben 50 gün sonra benim paramı istiyorum. 46 güne koyarsın, tamam mı? 46. günün pazar gününe falan denk gelirse bir ertesi günü yapar, 47 gün ya da veya 48 gün olur. 48. günde alırsın. 50. günde de paranı verirsin, alırsın bir şeyi. Örnek veriyorum, bir araba alacaksın değil mi kanka? Paranı attın mevduat hesaba. Atıyorum diyorsun ki kanka bana 20 gün sonra para lazım. Bu 10 bin lira örnek olarak verdim. Şimdi bazı arkadaşlarımız birikim yapmak istiyor. Mesela diyor ki ben diyor maaşımdan diyor 3 çeyrek ayırayım diyor. Çeyrek şu an ne kadar? Bakalım. Bakalım. Şu an çeyrek 1863 liradan satışı, pardon, sattığım fiyat, bak almanızı tercih etmiyorum ama alan kişiler için söylüyorum, 1882 liradan satış yapılıyor. Alış fiyatı da 1863 lira. Bunu şöyle örnek vereyim. 19 TL zarardan, yani aldığınız ürünü direkt 19 lira zarar ediyorsunuz. Öyle bilinçli alın yani. Ne zaman büyüyüp büyümeyeceğini bilemediğiniz bir şeyi mesela yatırım yapmayın. O yüzden paranızın değerini bilerek bir şey yapın. Diyelim ki 1882 liradan aldık. Değil mi? 1882 çarpı 3 tanesi ne yapıyor? 5646. 3 tane çeyrek atabilen kişiler için konuşurum. Ne oluyor? 5646. Sen bu çeyreği aldın. Bekle anam bekle. Buna faiz eklenecek de yıllar yıllar geçecek. Örnek veriyorum. Her biri de
250'şer lira şey koysun, zam koysun bir senede. Koyamaz, hadi koyduğunu düşün. Ne oluyor? 750 lira oluyor. 500 500 5650 lira diyelim, tamam mı? 5650. Buna ne kadar faiz veriyor? Hemen bakalım. 5650. Günlük faizi ne veriyor? 2,57. Arkadaşlar şimdi burada da şöyle bir durum var. 5650 lira 5774 lira oluyor, tamam mı? Bir ayda, yani 32 günde. Şöyle bir durum var. Bu para bir dahaki ay isterseniz yenileyebilirsiniz. Otomatik olarak talimat da verebiliyorsunuz. İsterseniz iptal de edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Diyelim ki 5774 lira. Ama 250 lira koyma şansı yok ama 200-600 lira koyar yani en baba. Yani altınızın. O da bir senede yani. Bir senede 2, 4, 6. Bir senede 600 lirayı beklemek için yani hiç birikim yapmayın yani. Sadece altın olarak hesapladım bu fiyata. 5650 çarpı 5774 lira. Yani bunun ne oluyor? Dur kanka. Sen orada bekle. Görmem lazım. 774 eksi 5650. 124 lira para. Doğru mu yaptım? 5774 doğru. 5650 doğru. 124 lira para. Bu bir ayda olan bir para, tamam mı? Şimdi geliyoruz en güzel kısma. Bunu alıyoruz. 12 aya çarpıyoruz. 1448 lira. Hani dedik ya 2, 4, 6 yani 200, 200, 200. Topladığımızda 600 lira yani hadi düz hesap yani 3, 6, 9. Yani 300 lira koysun koyamaz da koyduğunu düşünün bir senede. 900 eksi altından edebileceğiniz karı fazlasıyla faizden kazanabiliyorsunuz zaten. 588 lira fazladan faiz kazanıyor. Yani ortalama 600 lira kadar daha bir faiz kazanıyorsunuz. Yani bir de bu para mesela faize koyuyor. Koyuyor. Koydukça bak örnek veriyorum ne kadar? Bin kaç lira tuttuydu mesela? Hemen bakayım. Geçmiş. 1488 lira. 1488. Buna da günlük ortalama 1 lira para veriyor işte. 12 ay, 12 ayda da ne oluyor? 1500 lira para oluyor. Arkadaşlar 1500 lira para. 1500 artı 900 çık. 600 lira para fazladan kazanıyorsunuz şeyde. Mevduat hesabında. Paranızı dersiniz ki mesela. Abi şu an en paranın da şöyle bir durumu var arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şu an benim hesabımda bu kadar para var. Bu kadar parayı mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Hesabı kapat abi. Çok kolay bakın arkadaşlar. Hesap nasıl açabilirim diyen kişiler için. Parayı hesabınıza attınız. Hesabınıza attıktan sonra geliyorsunuz yeni hesabı tıklıyorsunuz. Burada birikim hesabı var. Buna tıkıyorsunuz. Sözleşmeyi kabul ettim diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Burada istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Yani hiçbir şey artmıyor veyahut da değişmiyor veyahut da bir kuralı değişmiyor. Ben örnek veriyorum. Zor günler için örnek verdim yani. Değişmiyor. Yani para, faiz günleri falan değişmiyor. 7106 lira 88 kuruş. Bunun böyle yapmayacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Bakın şimdi. 7000 lirasını yatıracağım. Bir dakika. 7000. Ha, buraya sıfırları koyacağım. Anladım. Devam diyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bankacılık kısmında da şöyle bir kaçamak var ama pek yani cebinize bir para doldurmayacak ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın mevduat hesaplarına baktığımızda günlük bana göre uygulanan faiz %17,5 lira olarak gözüküyor. Yani %17,5 lira diyorum ama şey oran olarak anlayın siz onu. Şöyle mesela ben mesela en paralısı olmuşum yani ayın en paralısı olmuşum. Mesela ayın en paralısı ne demek? Arkadaşlar bir ay boyunca mesela 5 tanesini gerçekleştiren her ayın müşterisi oluyor. Bu da mesela burada yazan bütün şeyleri okursunuz.
Bu mevduat hesabını %1 arttırıyor. Yani %16,5 aslında. Ama ben en paralı, ayın en paralı olduğundan dolayı %17,5 oldu. Şimdi ben bunu yaptım ya, 7.000 lira buraya koydum. Örnek veriyorum. Yeni hesap aç. Birikim hesabı aç. Dur. Hatta dur. Hiçbir şey yapmadan önce direkt hesabımıza bakalım. Arkadaşlar şimdi kaçamak, yani bir kuruş bir kuruş biriktireceğiz. Bakın şimdi nasıl yapıyoruz. Paramızı koyduk. 11 TL versek para veriyor mu? Veriyor. 10 TL versek veriyor mu? Vermiyor. 10,5 versek. Aynen 10,5 TL para. Arkadaşlar 10,5 TL'ye 1 lira para, şey, bir kuruş para kazan. Bak diyor ki burada, bak bir kuruş şey var değil mi? Brüt kazancı var. Faizi kesemiyor. Bir kuruş da faiz kesemedi. Kesemiyor çünkü devlet tarafından öyle oluyor. Bayın aynen parası olarak birikim hesaplarında %1 ek faiz fırsatı yararlanmaktadır diyor. Arkadaşlar şimdi 10,5 TL atalım şimdi. İyi izleyin. Bakın şimdi. Şimdi gelelim. Buraya. Pardon. Yeni hesap aç tıklıyoruz. Birikim hesabı aç diyoruz. Bu arada nasıl açılacağını da gösteriyorum. Devam diyorum. Eğitim bu sefer seçiyorum. Fark etmiyor. Bak. 10,50 atıyorum bu sefer. Oradan hesaplarsınız. Ne kadar ucuza denk getirebilirsiniz. Öyle devam edin. Arkadaşlar onaylıyorum. Ve hesabım açıldı şu anda. Şu anda bu benim hesabımdan ben günlük sıfır şey yani bir kuruş kazanacağım. Ben bu hesapta full bir kuruş kazanacağım. Yani bu yarın 10,51 olacak. Diğeri de 7.000 artık kaç veriyordu onu bilmiyorum. Bir tane daha açıyorum. Arkadaşlar 20 tane böyle hesap açabiliyorsunuz. Yani ortalama olarak örnek vereceğim şimdi. 10,50. Geliyorsunuz, devam diyorsunuz. Onayla. Onayladım. Arkadaşlar 7.000 lira ne veriyor? Bakalım hep birlikte. Çıkış yapalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim yarın 7.000 liram. Mesela benim 10 gün sonra kredi kartı ödemelerim var. Onlar için paramın değerine bakıyorum. Bugün ayın kaçı? 12'si. 20'sinde benim ödemelerim var. 8 gün bu param kalacak değil mi? Hiç kullanmayacağım. 8,19. Geliyorum. 8. Pardon. 3,19. Yanlış görmedim değil mi? Aynen. Özür dilerim. 3,19 çarpı. Ben bu paramı, param ne? 12. 8 gün sonra çekeceğim. Tamam. Bu parayı 8 gün sonra harcayacağım. Çarpı 8. Olmadı mı? Çarpı 3,19. 25,5 lira para kazanıyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu parayı böyle yani paranıza değer katıyorsunuz arkadaşlar. Türk lirasının değerini yükseltemediğimiz gibi yani böyle yapabiliyoruz. Mesela ben ayın 5'ini de alıyorum. Ayın 10'unda bir ödemem var. 5 gün boyunca o paramı tutuyorum. 4,5 TL, 4,5 TL kazanıyorum. Mesela kaç gün? 5 gün boyunca 4 şey şöyle hesaplayalım ya. 4,5 çarpı 5 gün sonra 22,5 lira fazladan para alıyorum. Bu 22,5 lira koyuyorum cebe. Bundan sonra da o 22,5 lira oluyor ya. Bu sefer bu 3,19'a düşüyor. Yani normal olarak hesapladığımızda 5'ini de alıyorum. 20'sinde ödemelerim var. 15. Benim paraya ihtiyacım yok. 47 lira 85 kuruş. 22,5. 25,5 eşittir 73 lira 35 kuruş. Yani 70 lira maaşıma zam yapmış gibi oluyorum. Anlayın yani. Şöyle düşünün. 70 lira zam. 70 liraya da bir tavuk döner falan yersiniz. Yani bedavaya getirirsiniz yemeğinizi. Veyahut da işte ne bileyim telefon faturanızı falan ödersiniz. Yani böyle şeylerden tasarruf edebilirsiniz arkadaşlar. Enpara güzel bir banka. Ben anlaşmam falan yok ama seviyorum yani. Şu anki kurdaki faiz oranları bu. Dövizdeki oranları bu. Gram altını hatta 1100-1168 liradan. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum 1168 liradan alıyorsunuz. Geri satarken de 1100 liraya satıyorsunuz. Yani ne oluyor? 68 lira zarar etmiş oluyorsunuz. Altına girmeyin. Mevduat hesabına girin. Arkadaşlar diyeceklerim bunlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Ne kadara ne kadar faiz verir falan derseniz bunların hesaplamalarını yaparım. Güncel olarak her ay düzenli bir şekilde faizler güncellendiği için hesaplarda biraz değişiklik olabilir. Diyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Soracak olacağınız bütün soruları hepsini yanıtlarım. Örnek veriyorum arkadaşlar. Güzel bir yatırımlar falan yapmak isterseniz bakın mesela. Arkadaşlar mesela yorum atan arkadaşlar var, onları geri döneceğim. Sizden tek istediğim şu. Arkadaşlara da yorum atmışım. İlgileniyorum herkese. 732 abone olmuşuz. Vay. İyi ya, aboneler geliyor. Arkadaşlar bakın. Çoğu videom izleniyor mesela. 3 tane videom ardı ardına tutmuş ve yavaş yavaş izleniyor. İzlensin arkadaşlar. Yani sizden tek istediğim şeyler şunlar. Benim şu an şurayı tamamlamam lazım. 732 abone ve 1000 abone olmam lazım. Geri kalan abone sayısı 700 yok 732'den ne oluyor kanka? 268. 268 yani 280 kişi bana gelmesi lazım. 280 kişi bu videodan abone olursa abonemizi ne kadar yüksek tutarsak o kadar çok kişiye ulaşacağız. Ayrıca buradaki 4000 saati doldurmam lazım. Shorts videolarımı kısa kısa videolar atacağım. Yani izleyemeyeceğiniz videolar dahi olsa 5 saniye izleyin çıkın. Bu 5 saniye YouTube algoritması biri olarak bir görüntülenme olarak sayacak ve bu benim şu anda 11 bin olan görüntülenmem yani bir 10 milyona ulaştığımda çok güzel olacak. Bu 10 milyonda ben para kazanmıyorum arkadaşlar. Para kazanmam daha açılmadı. Açılana kadar da mesela her şeyi tamamladım mı? 3 ay sonra para hesabım falan her şey belli olacak. Biraz zor bir dönemden geçeceğim. Arkadaşlar şu anda aylık 11 bin izlenim alıyorum. Yani bu da şöyle düşünün arkadaşlar. Zaten çoğu shorts video olduğundan dolayı normal video yani 1700 var. 700 var. 468 var. Yani şöyle düz hesap yaparsam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1400, 3,5 yani günlük şey aylık 4K falan izleniyorum çarpı. Yani 1000 görüntülenmeye de 6,5 TL para kazansam 26 TL aylık para kazanıyorum yani. Yani para değil aslında yapacak bir şey yok da yani en azından senelik yani 300 lira falan para yapıyor. En azından birkaç bir şey çıkarır. O içeride biriksin diye. Zaten umurumda değil de. Bir yerlere gelebilmek bilmiyorum. Belki de böyle videolarla gündeme geleceğim. Arkadaşlar ben sizden yanayım. Her türlü size yardımcı olacağım. Yorumlarda dediğim gibi sıkça yorum atın. Hepinize geri dönüş yapıyorum. Instagram adresimi de takip etmek isteyen arkadaşlar varsa da sadece Tugay Temel yazsın çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 3900-4000 takipçim falan var. İnşallah büyüyeceğiz be kanka. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Kanalıma abone ol kanka. Videomu beğen. Hatta bu videodan etkilendiysen birkaç tane daha videolarımı izleyebilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.